Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir lezzetle geldim. Yapımı oldukça kolay, lezzet olarak da mantıyı kesinlikle aratmıyor. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Bu göstermiş olduğum makarnaların burada iki çeşit oluyor. Bunun birazcık daha küçükleri oluyor. Ben genelde bu büyüklerini tercih ediyorum çünkü doldurması daha rahat oluyor. 400 gram kıyma kullandım. Bir tane kuru soğanı rendeledim. 1,5 yemek kaşığı kuru maydanoz kullandım. İsterseniz yaş bir şekilde de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, birazcık da karabiber ekledim. Hepsini iyice karıştırdıktan sonra da makarnalarımı dolduruyorum. Makarnalarımızı iyi bir şekilde dolduralım. Çünkü hani suyun içine atıp da pişireceğimiz için etlerimiz küçülecektir, içinden düşmesin. Ben kıyımımın yettiği kadar makarnalarımı doldurmaya devam ediyorum. Ben bu mantının hani tadından hariç görüntüsünü de çok seviyorum. O yüzden doldurduktan sonra da böyle tepsime sıra sıra diziyorum. Böyle tablo gibi gözüme inanılmaz güzel görünüyor. Zaten bittikten sonra da ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kıymam bitene kadar bütün makarnalarımı doldurdum. Görmüş olduğunuz gibi bir tepsi çıktı. Suyumu koymuştum. Kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Daha sonra da makarnalarımı ekliyorum. Arara karıştırarak yumuşayana kadar da pişiriyorum. Ben kendi makarnamı dakika olarak tuttum. 15 dakikada pişti ama herkesin makarnasının kalitesinden, markasından farklılık gösterebilir. Arara kontrol ederek yumuşadığını anlayabilirsiniz. Makarnamı arara karıştırdım. Arara da kontrol ettim. Piştikten sonra da süzgeçten geçirdim. Mantımızın sosu içinde küçük bir tencereme bir kibrit kutusu kadar tereyağı ekliyorum. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Yağımı eritiyorum. Bir yemek kaşığı da biberle domates salçası karışımı salça ekliyorum. Şöyle kaşığımın arka tarafıyla ezerek birazcık pişiriyorum. Tadınıza göre karabiber ve pul biber ekledikten sonra da çeyrek çay bardağı da su ekleyelim. Kıvamını açalım. Sosumuz da hazır. Mantımı tepsime aldım. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Yoğurdunu koyduktan sonra da salçasını koyuyorum. Salçasını koyduktan sonra da birazcık kuru nane gezdiriyorum ve daha sonra da yenmek için hazır hale geliyor. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Hem görsel olarak çok şık duruyor, hem de lezzet olarak mantıyı kesinlikle aratmıyor. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Bugün de bir tarifin, bir lezzetin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı. Abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videolarımızın etkileşim için gerçekten çok önemli. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.